veren kardeşlerimize başsağlığı, Allah rahmet eylesin, ailelerine başsağlığı diliyorum, ülkemize başsağlığı diliyorum. Bugün Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımı şampiyon oldu. Bugün kadın basketbol takımı finale katıldı. Onları tebrik ediyorum. Takım olarak, oyuncularını ve ekibi kutluyorum. Bugün uzun bir zaman sonra Fenerbahçe deplasmanda kazandı. Bölüm bölüm olsa da futbol adına iyi şeyler yaptığımız dakikalar da vardı. Önemli olan bugün skordu. Ve bu skoru aldığımız için önümüzde oynayacağımız 3 maçında güvenli. Daha fazlasıyla en azından kazanma güvenini elde ettik. Yine bize değişik bir golle golleri kovalamak kaldı. Oyuncular bunu force ettiler. Rakibin etkili hücum organizasyonları, hücum konusunda etkili bir takımdı. Zaman zaman kendi yarı sahamızda çıkarken kaybettiğimiz toplar olsa da bugün rakibe bu üstünlüğü vermedik ve kazandık. Önümüzdeki oynayacağımız 3 maç içinde kazanmak arzusuyla pazartesiden itibaren çalışmamıza başlayacağız. Hocam tebrikler. Bugün geçen hafta olduğu gibi yine maça dahil olan isimlerden birisi Valbuena oldu. Valbuena geçen hafta maçta çok büyük bir fedakarlık yaparak otomatik uzayacak sözleşmesini kendi isteğiyle o maddeyi feshettirdi. Gelecek sezonun planlamalarını yapıyorsunuz. Valbuena'nın gelecek sezon takımınızda kalmasını istemiyorum. Arkadaşlar önümüzdeki sezonu konuşmak için 3 maçın bitmesini bekleyeceğiz. 3 maç bittikten sonra bu tasarrufumuzu sizlerle paylaşacağız. Hocam, Orhan. Volkan. Hocam, geçen hafta en moral resimlerle zor bir olduğunu bir süreç en basit toplantısındayız. Bu hafta da maçın hemen ardından tribünlerin sizi bağırdığını, Rus ve sizi bağırdığını, bu sizi nasıl etkilediğini sordum. Taraftarımızın tartışılmaz bir gücü, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyacak gücü var. Bugün taraftarın bu gücünü her platformda dile getirdik. Hatta biraz da sizlerden tepki çektik. Ama şunu açıkça söylemek lazım ki bizim taraftarımız, bizim büyüklüğü, Fenerbahçe'nin büyüklüğü, onların bizden talebi ve arzusu bizim Fenerbahçe için ne gerekiyorsa teferruattan ibaret dediğimiz o cümle ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyacak tavırdır. Bugün de onların talepleri ve istekleri ve bize olan destekleri önümüzdeki sezonun beklentisidir. Biz önümüzdeki sezonun beklentisi için herkesin elini taşın altına koyarak neler yapabileceğini onlar çok iyi biliyorlar ve bunu istiyorlar. Onlara bu seneki sabrından dolayı teşekkür ederim. Ve bundan sonra oynayacağımız 3 maç içinde galip gelerek en azından onları mutlu bir sezon 3 maçın mutluluğuyla kapatmak istiyoruz. Son bir soru abi. Hocam Fenerbahçe'yi 3 ay sonra deplasmanda kazandı. Taraftan tabii uzun bir aradan sonra bu halini görünce şampiyonluk istiyorsun ya şampiyonluk olsun için takımın. Öyle tezahüratlar yaptı. Ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe taraftarında buradan bir mesajınız var mı? Bir de bir futbol adamı olarak Yarınç Belediye Başı için bir görüşünüz var mı? Arkadaşlar Türkiye Ligi'nde bu derbiler çok yaşandı. Biz kendi sürecimizle çok ciddi bir şekilde meşgulüz ve bu süreci en iyi şekilde bitirmek arzusundayız. Tabii ki ligin diğer maçları ve sonuçları bizim dışımızda gelişiyor. Biz kendi eksenimizin, kendi düşüncelerimizin ve takımımızın sonuçlarına odaklandık. Bu 3 maçı da kazanıp en azından taraftarlarımızın kazanmış bir takım olarak sezonu bitirmesi ve önümüzdeki sezonun neler yapılabileceğini hazırlığını yapmaktır. Taraftarımızın beklentisi ve isteği bu yöndedir. Biz de bu yön için var gücümüze çalışıp onların istediği, arzu ettiği sonuca ulaşmak için gayretli olacağız. Ama şu var ki 3 tane maç var ve bu 3 maçı da kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Teşekkür ederim.